Efendim iyi akşamlar. Yine bir empatiyle, yeni bir empatiyle karşınızdayız. Bu akşam çok özel bir konuğum var. Karsu Dönmez. Karsu hoş geldin. Hoş bulduk. Karsu hepinizin de bildiğini tahmin ediyorum. Dünyaca ünlü bir müzisyenimiz. Sesiyle, enstrümanıyla çok özel bir yetenek. Ben kendisini galiba bir 20 yıl kadar önce ilk defa Berlin'de, Büyükelçilik'te bir konserde dinlemiştim. Annesiyle gelmişti, annesi getirmişti. Küçüktü o zaman ve hepimizin ağzı açık kalmıştı. Çok gurur duymuştuk, göğsümüz kabarmıştı. Harika bir yetenek ve nitekim Karsu'nun hayatı çığ gibi o şekilde devam etti. Artık herkesin tanıdığı ünlü bir müzisyen. Tekrar hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol. Karsu, öncelikle sana bir başsağlığı dilemek isterim. Çünkü Kahramanmaraş depreminde çok fazla yakınını kaybettin. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Hep şeylere dikkat ediyorsun. Toplumsal fayda, yarar üretmeye çok dikkat ediyorsun. Bir sanatçı için bence çok özel bir şey. Bunun için de seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Programımızı baştan sona hiç seyrettin mi? Full seyredemedim. Çok yoğun bir ajandam olduğu için. Ama 3 bölümü parça parça. Evet. Tamam. Peki o zaman şöyle bir hatırlatma yapalım hem seyircimiz için hem senin için. Birkaç tane hikayemiz var. Bu hikayeler gerçek haberler, gerçek gazete haberleri. Evet. O gazete haberleri küçük küçük oluyor ama biz onları daha derinlemesine inceliyoruz. Hikayeleri öğreniyoruz. Ondan sonra gelen konuğumuzla kendisini o hikayedeki kişinin yerine koymasını rica ederek bir deneyim yaşama gayreti içinde oluyoruz. Sen Hollanda'da doğdun, büyüdün. Doğal olarak senin aslında ana dilin müzik, nota yani. Dolayısıyla biz seyircimizle empatiye çok alışığız. Seninle empati kuracağız bugün ve her şeyi çok hızlı bir şekilde anlamanı beklemeyeceğiz zaten. Takıldığın, anlamadığın bir yer olursa lütfen bana sor. Teşekkür ederim. Ve bu gayretin için de çok teşekkür ederiz. Genç insanlara örnek olduğunu düşünüyor musun? Belki öyledir ama olmak istemiyorum. Çünkü özgürlüğümü o zaman belki kaybederim. Kendinden memnun musun? Çok. Vay, akıllı mantık var, gaz var. Yemekleri baban mı yapıyordu? İkisi de. Çünkü baban çok iyi yemek yapıyor galiba, değil mi? Annem daha iyi. Aradan zaman geçince biraz unutuyoruz ya meseleleri. Evet. Bu senin yaptığın işler de unutulmaması için önemli bir şey. Bizi unutmayın diye mesajlar geliyor. Hedefim belki o olacak, unutturmamak için. Ali halam vardı. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Kına gecem o yapsın istedim. Şimdi bu hikayede 1957 yılında Kars'ta doğan bir hanımefendinin yerine geçmeni istiyorum. Kars'ı biliyorsun. Biliyorum. Biliyorsun. Ailenin 6 çocuğu var. Yani sen, kardeşlerin var. Sen en büyüklerisin. Baban canlı hayvan ticareti yapıyor. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra 1974 yılında ticaret lisesinden mezun oluyorsun, orayı bitiriyorsun. Ailen başarılı bir öğrenci olmana ve çok istemene rağmen eğitimine devam etmene izin vermiyor. Olmaz diyorlar. 19 yaşındayken evlendiriliyorsun. Hemen 19 yaşında evlendiriyorlar seni. Evlendiğin kişi, yani eşin de çalışmana izin vermeyince, niye izin gerekiyor bilmiyorum ama o yıllarda da şimdi de zaman zaman bununla karşılaşıyoruz. Hem eğitimin hem de yapmak istediğin şeyler, hayaller suya düşüyor. Yani hayallerini gerçekleştiremiyorsun. Şimdi sence bu seni geleceğini nasıl etkileyecek? Hayallerin gerçekleşmedi, okumak istedin, okuyamadın, hemen evlendirildin. Okula devam edememek, hayallerini gerçekleştirememek nasıl bir duygu? Çok yalnız bir duygu bence. Yalnızlık var, yalnızlık, değil mi bu işin acayip. Içinde? Ve de onu bence çok kişiyle paylaşamıyorsun. Paylaşamıyorum diyebilirsin ben olarak. Okay. Paylaşamıyorum. Çünkü o dönemde, o bölgede yani
yanımdaki insanlar aynı kültürden geliyorlar. Herkes yani bu adımlar öyle. Aynen aynı olduğu için herkes bana mutlu olacak. Ah bak işte gördün mü evlendi diye. Senin yerine karar veriyorlar. Tabii. Evet. Eskiden öyle. Bu güzel değil. Değil. Ama ben karşı olarak yok değil. Pardon. Buna alışmam lazım. Ya, benim için yani o karakter için güzel değil. Evet. Evet. Hayal kırıklığı olur. Evet. Ama bence çocuğu olursa, bir kızı olursa bu kendi hayatındaki yaşadığımı tecrübe olarak aldığımı kızıma başka yönlendiririm. Kız da inanılmaz güzel bir hayat inşallah yaşar. Peki. Bakalım neler olmuş. Sen eşine ve ailene karşı gelemiyorsun. Eşin senin sadece çalışmana değil, aslında sokağa çıkmana bile karşı. Bu evlilikten 4 kız çocuğun oluyor. Kızlarının, bak bir kızım olursa demiştin, 4 kızın olmuş. Kızlarının yaşları ilerledikçe ihtiyaçları, gereksinimleri de artıyor. Eşinin de eve ne zaman geleceği, ne kadar para getirebileceği hiç belli değil. Kızlarını istediğin gibi büyütemiyorsun. Hı. Şartlar öyle yani, koşullar yeterli değil. Artık kızların ve kendin için bir şeyler yapman gerektiğine karar veriyorsun, düşünüyorsun. Eşin dışarıda çalışmana izin vermediği için evde ne yapabilirim diye bakıyorsun. Evde bir işler yapıp para kazanabilir miyim diye düşünüyorsun falan. Takılarını satıyorsun, altınlarını falan satıyorsun. Belki işte nikahta sana takılanlar düğünde. Evliliğinin 14. yılında, 14 yıl sonra evlendikten evde bir tuhafiye malzemeleri satmaya başlıyorsun. Tuhafiye malzemelerini nasıl anlatayım sana? İplik, düğme, dikiş için gerekli olan şeyler. Evet, ufak tefek satmaya başlıyorsun. Şimdi kızlarının geleceği için kendine bir şeyler yapmak, kendi kendine bir şeyler yapmak nasıl hissettirdi? Gene küçük bir çözüm buldun. Yani bir İnanılmaz şeyler satıyorsun. İnanılmaz çok şey. Pozitif değil tabii, mi? Tabii. Her şey, elimden gelen her şeyi yaparım. Yaparsın. Tabii. Böyle daha iyi hissediyorsun değil mi kendini? Bir şeyler evet. yapabildiğin için kızlara. Okutabiliyor muyum şimdi kızlara? Bakacağız. Okay. Şimdi bu aşamadayız. Şimdi bir şeyler satmaya başladın evde ufak tefek. Biraz gelire, aile ekonomisine bir katkın oldu. Kızların için belki bir umut olur bu. Eline para geçtikçe işini biraz daha büyütmeye karar veriyorsun. Biriktirdiğin para ile örgü makineleri alıyorsun. Kars'ta henüz büyük mağazalar yok o zaman. Büyük dükkanlar yok. Onun için bu alanda işe yarayacağını düşünüyorsun. Yani para kazanmaya yarayacağını düşünüyorsun bu. İyi olur örgü makineleri. Örgü makinelerini kullanmayı sağa sola eşine, dostuna sorarak öğreniyorsun. Kendi kendine öğreniyorsun. Bir eğitimin de yok yani. Deneyip yanılarak. Artık parasını kazanan ve kızlarının eğitimi için para harcayan daha özgüvenli bir kadın haline geldin. Eşinin bütün itirazlarına rağmen bu sefer onu dinlemeyip bir de dükkan açıyorsun. Yani artık evde değil dükkanda yapmaya karar veriyorsun. Güzel. İyiymişim. Evet, iyisin. Kars'ta herhangi bir dükkan işleten kadın sayısı o zamanlar yok denecek kadar az. 70'li yıllardan bahsediyoruz herhalde. 80'lere doğru geliyoruz. Sen ilklerden birisin. Çevre, etraf çok yadırgıyor. Ne yapıyor? Tuhaf buluyor yani. Tamam, bulsunlar, çünkü, fark evet, etmez. Bulsun, evet, peki. İlk başlarda işlerin çok iyi gidiyor. Seninle aynı durumda olan kadınlara da iş yani istihdam sağlıyorsun. Birkaç senenin ardından talep maalesef azalıyor. İşler yavaşlıyor ve dükkanı kapatmak zorunda kalıyorsun. Okay. Şimdi çok mücadele ettin, hayaller kurduğun bir iş, en sonunda gittin, dükkan açtın. Bunlar çok zor şeyler ama yürümedi. Vazgeçecek misin yoksa tekrar çalışmayı, üretmeyi düşünüyor musun? Tabii ki de vazgeçmeyeceğim. Çünkü gösterebildim ya yapabiliyorum diye. Hem kendine hem etrafa gösterdim, herkese, çevreye. En önemli kızlarıma. Kızlarıma gösterebilirim. Evet. Kendim hiç sıfırdan bir şey yapabilirim diye. O en önemli. Yani aslında bana göre
en büyük kazandığım o paralar değil, o dükkan değil, o kendimi öğrettiğim şey değil. En büyük kazandığımı çocuklarıma gösterebilirlik, bak. Örnek olmak. Örnek olmak. Yani diplomam bile olmazsa, Türkiye'de çok bir atasöz mü bilmiyorum yani. Ben karşı olarak, şimdi biraz parantez açtım da, şey var, it gibi çalışmak. İt gibi çalışmak. Ben onu çok severim. Evet. Çok çalışmayı inanılmaz çok severim. Yani o çabalamalar göstermek, o dünyada en büyük bir örnek olabilir. Tamam, şimdi parantezi kapat, tekrar olsun. Tabii ki şöyle, kocan acaba dükkanın kapanmasını nasıl yorumladı? İşler yürümedi. Bak gördün mü hanım, olmadı, kadınlar bu işleri yapmaz. Yapamaz falan, evet, diye mi diyor? Evet. Peki. Ne dedi? Peki, dur bakalım. Tabii ki vazgeçmeye hiç niyetin yok senin. Yani dükkan kapandı diye çalışmaktan vazgeçmiyorsun, tıpkı söylediğin gibi. Dolayısıyla yeni arayışlara giriyorsun ve bir iş yapmak istiyorsun. En iyi bildiğin şey çok güzel yemek yapmak. Dolayısıyla yemek yapıp satmaya karar veriyorsun. Bir dükkan kiralayıp kızlarının da yardımıyla içini düzenliyorsun. Yani dekorasyonunu yapıyorsun. Fakat burada da beklediğin ilgiyi göremiyorsun. İşler çok istediğin gibi gitmiyor. Hı hı. Daha çok ilgi çekmek ve kazancını artırmak için Kars'ı gezmeye gelen turistlere yönelik bir şeyler yapmak istiyorsun. Fakat böyle bir girişim için daha büyük bir yer ve tabii ki daha fazla paraya ihtiyaç var. Bankaya giderek durumunu anlatıyorsun, kredi çekiyorsun. Veriyorlar mı? Ancak bu durum aile ekonomisine kısa vadede katkıdan çok yük getirecek, kredi ödeyeceksin ya. Ama sen vazgeçmiyorsun. Genellikle kışın Kars'ın bazı köylerinde tüketilen kaz etinden yola çıkarak kaz evi kuruyorsun bir tane. Kazları biliyorsun değil mi, kaz? Evet. Kaz köylerde yetiştirilmesine rağmen o güne kadar lokantalara henüz girmemiş. Yani çünkü biliyorsun pişirilmesi kolay olmayan bir şey. Sen daha iyi biliyorsundur benden. Birazdan konuşacağız. Lokantanın açılışını da Kars valisi geliyor yapıyor. Vali geliyor, şehrin valisi geliyor. Ve haberler gazetelerde çıkıyor. Bir restoran açıldı, bir kaz evi açıldı falan diye. Çünkü kaz, Kars'ın çok önemli bir şeyi, değeri ekonomik olarak. Mekan çok ilgi görüyor, dükkan. Ama bir başka sorun var. Lokantanın için düzenli olarak kaz tedarik edebileceğin, yani kaz alabileceğin, her gün kaz tüketilecek ya, çokça kaz gelmesi lazım. Ona tedarik diyoruz işte. Tedarik etmen lazım ama o yıllarda kaz henüz marketlere falan girmemiş. Kasaplara, marketlere, toptancılara gelmemiş. O yüzden kolay bulunamıyor. Gidip yerinden alman gerekiyor kazı. Kaz lokantası açtın, kaz yok. Vay. Ne yapmayı düşünüyorsun? Düzenli bir şekilde nasıl kaz bulacaksın? Buna tedarik zinciri deniyor. Nasıl olacak sence? Çok zor bir şey seçtin. Zor. Çok menüde biraz ekskluzif yaparım. Çünkü o restoranlarda çok bazen çalışıyor. Böyle bir şey, çok özel bir şeyin varsa biraz ekskluzif yaparsın. Ama başka şeyleri de menüye koyarım. Ve onları da çok güzel sunarım. Restoranın ismini de çok gazla bağlantıyı biraz çıkartırım. Çıkartma. Çünkü orası kaz lokantası. Sana kaz lazım. Tamam, kaz yok. Markette yok. Evet. Kasapta yok, toptancıda yok. Ama nerede var? İlk yıl... Köylere gidip mi? Evleri gezip. Aynen. Verdi orada, çünkü... Şimdi karşı parantez açmak istiyorum. Birazdan açacağım, hatırlatın aç, bana. Aç. Açı mı? Aç. Tamam. Ben bir... Sen bugün özel misafirsin. Ben bir ay İrlanda'da ilk Türk Michelin Yıldızı restoranında çalıştım. Tamam. Ve Ahmet Dede, oradaki şef, şu anda iki tane Michelin Yıldızı aldılar. Ile beraber sabahtan istakoz diyorlar. İstakoz. Yani, süpermarkete gitmiyorduk. Asıl şeye gidiyorduk.
gidiyorduk. Onu gerçekten denizden alan küçük bir dükkana gidiyorduk. Ama ta İrlanda'da öbür köyünden. Ondan sonra en güzelleri seçiyorduk. Ondan sonra asparagus, kuşkonmaz. Evet. Kuşkonmaz başka adadan geliyordu. Ve biz her şey başka o vapurda bir anlaşma yapıyorduk. Vapurda geldiği anda ilk turistlere şey yapardı. Turistler gidince başka restoranlar gelmeden önce biz en güzel kuşkonmazı seçerdik. Güzel. Burada parantezi kapattık. Çok iyi yerdesin. İlk yıl tek tek evleri dolaşıp kaz yetiştiren kadınların buzluklarda sakladığı kazları satın alıyorsun. Bak işte. Zamanla bu kadınları bir araya getirebileceğin bir dernek kuruyorsun. Vay akıllar mantık var, kaz var. Köylü kadınlar da bu işlerden para kazanıldığını görünce evlerinde tüketmek yerine sana satmayı tercih ediyorlar. Evet. Çünkü onlar da para kazanıyor. Evet, ne güzel. Ekonomiye katkı, bir ekonomi oluşuyor evet. Yani bir zincir oluşuyor. Böylece aslında bilinçli bir şekilde kaz yetiştiriciliğini teşvik etmiş oluyorsun. Ve yeni bir pazar oluşturuyorsun. Sen de gelirin artınca bankaya olan borcunu kapatıyorsun. Kredileri kapatıyorsun. Evet, işler yoluna giriyor. Eşin de, kocan da aile ekonomisine bu kadar katkı yaptığını görünce o da sana çok destek olmaya başlıyor. O da yola geliyor. Artık tam anlamıyla bir girişimcisin, teşebbüsçüsün, müteşebbissin, girişimcisin. Geldiğin noktada, bu geldiğin noktada ne hissediyorsun? Neler söylemek istersin? Mutlu musun şimdi? İnanılmaz. Tabii ki. Olmaz mı? Biraz aç. Biraz daha anlat bize. Her gün... Gülüşle kalkarım. Çünkü de krediyi kapattım ya. Ben krediyi çok sevmem. Krediyi kapattın, dükkan çalışıyor. Çalışıyor. Ama ben buna bakarım. Tamam, bunu başardım ama bak bir şeyi başarmak bir tabii ki alkış alır ama o başarı tutmak... Sürdürmek. Onun fokusuma çok veririm. Ve de belki... konsepte bakarım. Belki bu konsepte başka bir şehirde yapabilir miyim? Veya bununla bakarım. Benim çok da param olsa, yani çok artık yani gerileyim. Ekstra paran olsa. Evet. Çünkü ben bu sistemi mikro bir gerile başlattım ya. Mikro bir kredi aslında başlattım. Başka kadınlar, diyelim ki 5 kadın varsa çevremde, yani çok da yavaş yavaş büyütmem lazım. Bakalım onlara o mikro kredi, yani ben banka oynarım, onlar bir mikro krediyle acaba ne yapabilir diye bunu geliştirmek evet, isterim. Evet, zaten bir dernek kurmuşsun. Dernek. Evet, derneğim onun vardı. Onun için yani yardımlaşmak, know-how'u anlatmak. Yani nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor falan. Evet ve de asıl da burada sadece kredi değil. Bildiğim şeyleri anlatmak isterim. Yani tecrübelerimi anlatmak isterim. Know-how. Yani bu... Know-how. Know-how, evet. Bunu nasıl becerebildim? Evet. Asıl yani bu krediden daha bence çok değerli. Tabii. Yani bütün... Deneyimleri, evet. Tecrübeleri paylaşmak. Evet, evet. Peki bu arada kocan ne diyor bu işe? Maşallah. Maşallah mı diyor? Artık desin destekliyorsa yani. Desin. Alo. Ben bütün evi artık ödüyorum. Diyorsun. Yani. Ne yapıyorsun? Ama bütün... ama kocamı burada küçültmem. Yok tabii. Bu da canım. Çok önemli. Çünkü aynı seviyede kalman lazım. Yani kadın olarak adama en büyük nasıl diyeyim? Üzülmek kelimelerle olur bence. Yani kırmak evet. Üzmek, onu evet. Kesinlikle yapmam. Çünkü bu benim yok, kızlarım canım, için, kızlarım geleceği için, kızlarım kocaları için, kızlarımın oğulları için iyi bir örnek olmaz. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Kurduğun lokanta, restoran, Kars'ın ekonomi ve turizm açısından gelişmesine de çok büyük bir katkı sağlıyor. Tabii. Şehrin ilk turistik mekanı ve Karslı kadınlara gelir kapısı oluyor. İnsanlar senin başaracağına inanmazken babaannenin çorba, anneannenin helva tarifleri gibi eklemelerle harika bir menü oluşturuyorsun. Sen başta bunu söylemiştin zaten. Oraya geliyor iş. Lokantayı biraz daha büyütmek isteyerek tarihi güzel bir mekan satın alıyorsun. Ve Kars'ın geleneksel yemeklerini de menüye koyuyorsun. Bütün bu yaptıkların Kars'ta yaşayan başka kadınlara ve insanlara örnek oluyor. Artık onlar da kendi işlerini kurabilecek bir cesareti buluyorlar. Güzel. Eşine, çevrene direnerek inandığın şeyleri yapmak
ve bu lokanta aracılığıyla Kars'ı tanıtmak, yaşadığın bölgede fark yaratan bir kadın olmak sana ne hissettiriyor? Kendinden memnun musun? Çok. Çok memnunsun. Kızlarım için, torunlarım için. O şehir için. Kadınlar için. Kadınlar için, bütün şehir için. Bütün şehir için. Evet, tabii ki. Mutlusun değil mi? Evet. Peki bu hanımefendiyle tanışalım mı artık? Gerçek. Ekranda. Ekranda. Bilmiyordum. Nerede? Evet. Bak geliyor şimdi. Tam gelsin. Nuran Özyılmaz bu hanımefendi Karsu. Nuran Hanım kurduğu dernek ve lokanta sayesinde Birleşmiş Milletler'in de dikkatini çekmiş. Ve 2009-2011 yılları arasında 60 ülkenin katıldığı EMIT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Kars'ı ve Kars Kazı'nı tanıtarak yılın iş kadını ödülünü almış. Wow. 2015 yılında Ekonomist, Garanti Bankası ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER, onun kısa yazılışı, işbirliğiyle düzenlenen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi yarışmasında yöresinde fark yaratan kadın girişimci olarak ödül sahibi olmuş. Derneğe üye yaptığı kadınlardan kaz almaya başlayınca herkes kaz yetiştirmeye ve satmaya başlamış. Dernek adına Birleşmiş Milletler'e sunduğu Sürdürülebilir Kars Kazı projesi sahada çok başarılı olmuş. Kadınlara eğitimler verilmiş, Birleşmiş Milletler ve Turizm Bakanlığı'ndan ödüller alınmış. Ekonomide yarattığı farkındalık sayesinde kaz yetiştiriciliği Kars'ta ikinci büyük üretim alanı olmuş. Wow. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet, keşke burada olsaydı, tanışırdık. Keşke burada olsaydı ama işinin gücünün başındadır herhalde. Tabii tabii, Kars'ta yani bir kere konsere belki gidince. Belki bir gün Kars'a kesin. Evet, bunu evet, evet. Sana ismini verelim, hatırlarsın. Aha. Belki bulursun, o da çok sevinir. Ben de dükkanını görmeyi çok istiyorum. Ben de arada bir Kars'a gidiyorum. Beraber gidelim. Aynen. Tamam. Peki, tebrik ediyoruz. Memnun tekrar. Oldum. Çok güzel bir örnek. Peki biraz tekrar sana dönmek istiyorum. Okey. Kars'a geldim. Kars'u, hoş geldin Kars'u. Nasılsın? İyiyim. İyi. Güzel bir hikaye duydum değil mi? Evet, güzel bir hikaye. Kadınların dayanışma gücü üzerine konuşalım biraz. Tabii. Bu haberde de bir kadın dayanışması görüyoruz ve şehrin kaderini değiştiriyor. Bütün bir kentin kaderi değişiyor. Sen bu kadınların kadın dayanışması, kadın gücü hakkında ne düşünüyorsun? Hayatımda ilk kadınla buluştuğumda bu zaten benim için en büyük aşktı ve bu annem. Anne. İlk onunla tanıştım dünyada. Ve çoğu kişi bazen beni övüyorlar işte Karsu şey, Karsu şu ama asıl annem. Asıl beni böyle yani tabii ki de babam ama annem örnek olarak, kadın olarak üniversiteyi 42 yaşında bitirdi ama işlerine gidiyordu ve iki tane çocuğu vardı. Böyle bir örnek vereyim. 14 yaşında dediniz ya, biz tanıştık Berlin'de. Ben bir stüdyoya geçmiştim. O stüdyoda bir Hollanda bir sanatçı vardı ve başka erkeklerle böyle bir sohbet yapıyorlardı. Sohbet de buydu. Ya işte kadınlar, işte çocuklar evden, okuldan gelince kadınlar evde yemek yapmaları lazım. İşte kadın şu, kadın bu. 14 yaşındaydım. Benim konuşmam değil bu. Stüdyodayız ama benim başka alana gideceğim. Onlar stüdyonun başka bir yerine gidecekler. Ama için böyle bir annemden böyle bir feministlik vardı. Ve de babam aslında en büyük feminist bizim ailemizde. Kardeşim de var, bir Cansu. 3 kadınız evde. Şanslısın. Babam şanslı. ve dedim ki bir sohbete gireceğim mi? Gireceğim dedim ve dedim ki yok dedim böyle değil dedim. Benim annem, ben okula gelince benim annem evde değil. Çünkü üniversitede benim annem. Ve üniversiteden sonra iş içinde belki birkaç şey bitirmesi lazım. Annem eğitim uzmanı ve sonradan üniversitede psikolog ve pedagogik hocasıydı. Şimdi menajerim oldu. 12-13 yıldır. Ama konuşmaya girdim. Dedim ki benim annem evde değil ama evde bir mantar çorbası var dedim.
O mantar çorbası annemdir dedim. Çünkü annem bizi büyütmek için her şeyi yaptı. Bizim eğitmemiz için her şeyi yaptı. Ve demin o hikayesi gibi annem bize en iyi örnek verdi. Bak, ve aile kurabilirsin ve okula gidebilirsin, üniversiteyi bitirebilirsin ve iş yapabilirsin. Hepsini ama yapabilirsin. Tabii ki bunlar her şeyde babamın acayip bir destekte oldu. Tabii. Çünkü... bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Yemekleri baban mı yapıyordu? İkisi de. Çünkü baban çok iyi yemek yapıyor galiba, değil mi? Restoranı annem vardı. Daha iyi. Ama ikisi de yapıyor değil mi? İkisi. Babam inanılmaz güzel etler yapıyor, balıklar fırından. Tamam, annem onu bırakıyor. Annen öğrenciyken böyle, baban yapıyordu herhalde. Yok, böyle bir şey. Şu andaki ailemizi anlatalım. Evet. Annem, babam, kardeşim halen, yani benim doğduğum evde halen yaşıyorlar. Babam evde temizlikleri, çamaşırları, ütüleri babam yapıyor. Annem çalışıyor. Süper. Peki sen bugünlerde deprem bölgesinde kadınlar için yürütülen bir projede çalışıyorsun. Evet. Orada ne yapıyorsunuz? Çok kısaca bahseder misin? Toplum Tabii Gönüllüleri ki. Vakfı ile galiba, evet. Değil mi? Evet, Elidor ve Toplum Gönüllüleri Vakfı ile. Elidor var, evet. Dört tane genç kadınlar için dört tane evler açtık. Evet. Birisi Hatay'da ve diğer yerlerde. Ve bu sosyal... destek ve duygusal için. Destek. Sosyal, duygusal, psikolojik destek için. Evet. Bu inanılmaz çok önemli. Başka projemizde de bunu fark ediyorum. Yani Türkiye'de çoğu kişi yardım etmek istiyor. Nasıl yardım edeceğimi, nerede bağış yapacağınızı bazen bilmiyorlar. Evet. Ve bu projeye bütün Türkiye katılabilir. Ama sadece maddi yönden değil, kalpten de. Güzel bir mesajla. Ve bu mesajla beste yaptım. Hı hı. Bu mesajlarla, bestelerle ve o bölgedeki genç kadınların çizdiği resimlerle artificial intelligence... Neydi? Yapay zeka. Yapay zekayla güzel bir sergi mi? Sergi yapacağız. Bir sanat oluşturacak. Yani hareket eden bir sanat. İstanbul'da bir meydanda orada insanlara mesajları verebilir ve depremle ilgili bizim çoğumuzun çok önemsediği şey orada çok eksiklerimiz oldu, çok ihtiyaçlar oldu çok. Ve bunun unutulmaması gerektiğini. O, aradan zaman geçince biraz unutuyoruz, evet. Ya meseleleri. Evet. Bu senin yaptığın işler de unutulmaması için, tekrar bölgenin, hı-hı, hatırlanması için önemli bir şey. Onun için seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Asıl benim, bence hayatımın hedefim. Belki o olacak, unutturmamak için. Belki bildiğiniz gibi Hollanda'da Ciro 555'te 120 milyon euro toplayabildik. Evet. Annem bunu da başlattı Hollanda'da. Tabii ki çok meslektaşlarla bütün Hollandalı bu parayı topladı. Bu deprem için 120 milyon, evet, bu euro da, mu topladınız? Evet, bu UNICEF'le, Save the Children'le bu konumlarla paylaşıldı. Gereken şey bu. Çünkü bak, ben bunu demek istiyorum. Depremde ilk başta herkes çok acele bütün felaketleri görebildi sosyal medyadan. Çok acele bütün herkesin oturum odasına girdi. Ama şu anda hayat devam ediyor. Ya, evet. Benimki de devam ediyor. Bak, burada oturuyorum. Yarın konserim var. Dün konserim vardı. İnsanız, unutuyoruz. Unutuyoruz. O da, yani hayat da devam ediyor. Hatay'da da devam etmesi lazım. Ama şu anda yani ailemle, akrabamla konuştuğumda diyorlar ki... devam etmiyor hayat, değil mi? Onlar asıl benden bazen daha güçlü. Ayağa kalkacağız diyorlar. Antakya, yine Antakya yapacağız diyorlar. Ama şey diyorlar, yani biraz bazen terk edilmiş gibi hissediyoruz biz diyor. Bizi unutmayın diye mesajlar geliyor. Çok kişi bana şey diyorlar, işte Karsu Saray üzüldük, başın sağ olsun 17 aileden kişini kaybettin. Evet, doğru, ben de inanılmaz üzüldüm ama benim evim halim var. Benim annem babam halim var, kardeşlerim halim var. Tamam, halamı, nenemi, kuzenlerimi, 5 tane yeğenimi kaybettim. Evet. Ama sadece benim ailem değil, o bütün bölgedeki genç kızlar, şu anda bahsettiğim erkekler, ya herkes çok önemli. Ama bana öyle güzel mesajlar geliyor ki, Karsu, senin benim hayallerimi bilseydin, benim halen rüyalarım gördüğümü, o kötüler şeyleri bir bilseydin. O kızlar kendi yollarına devam etmeleri için tüm Türkiye bir el bile verse, bir güzel bir şey bile verse, bir umut verse, aslında orada bir başlasak
bir sohbet açsa, diyalog başlasak, acaba senin neyin lazım diye ondan sonra bir güzel bir harekete geçebiliriz. Evet. Evet, çok evet, haklısın. Yani zaten şimdi de uzun uzun güzel güzel anlattın, hem de yaptığın hı-hı işlerle anlatıyorsun. Biz toplumu tekrar bu konuda duyarlı olmaya çağırmış olalım. Depremin yaraları henüz sarılmadı. Sarılması çok uzun yıllar alacak. Çok uzun. Uzun yıllar alacak. Bunun sadece fiziki değil, ruhi şeyleri de evet var. Sonuçları ve yaraları hı-hı da var. Bunları da birlikte kapatmak zorundayız. Hı-hı. Peki kadınlar toplumu geliştirir mi Karsu? Değiştirir mi, geliştirir mi? Annem, kadınlar o konuda lokomotif mi? Galiba öyle. Annem bunu diyor her zaman. Bir kadını eğitirsen bütün o ailesini eğitirsin. Evet. Çünkü çocuklara kadınlar bakıyor, hı-hı, onlar evet büyütüyor değil mi? Evet. Evet, aslında çekirdek eğitimimiz kadın önce. Peki, sen çok güzel yemek yapıyorsun, bunu biliyoruz. Hatta bakmadınız. Kitabını da, ama programlarını izliyorum. Yemek yapmayı çok ben seviyorum. Ben senin programlarını seyrediyorum. Okay. Şey, en çok hangi yemeği yapmayı, yemeği seviyorsun? Hatay yemekleri. Hatay yemekleri. Evet, çünkü yani şu anda bambaşka oluyor o yemekler. Mesela benim Tuna bir nenemiz var, belki şimdi izliyordur. O bana bir tane şey kavanozu verdi, domates salçası köyden. Hı, hı. Ve onu öyle çok azar azar kullanıyorum ki şu anda yani duygusal bir şeydir. Yani nişanlım o kavanozu bile bakamaz. Ha, dokunamaz. Yoksa diyorsun yani Hollanda yemeklere koyacağım. Anladım. O sadece böyle tepsi kebaplar falan böyle. Tepsi kebabı mı en çok sevdiğin şey? Ama güzeldir, tabii. Güzel. Yapıyor musun sen? Tabii. Yapıyorsun. Peki, genel anlamda Türk yemekleriyle aran nasıl? Çünkü Hollanda'da da, Avrupa'da genelde Türk yemekleri çok sevilir oldu. Değil evet mi uzun zamandır? Evet, ama maalesef çok böyle döner, Turkish pizza diyorlar. Onun için ben bu televizyon programı onun için başlattım aslında. Yani Türk, evet, senin programını. 24 Kitchen'daki Karsun'un Türk Mutfağı Karsun'un diye Türk bir programı. Mutfağı. Ki Avrupa'da biraz şey çok övüyorlar ya. İtalyan yemekleri, İtalyan falan. Ben yani Türkiye'de büyük bir ülke olduğu için ve Türkiye'nin coğrafyasında farklı topraklar olduğu için inanılmaz farklı yemekler var. Yani İç Anadolu çok böyle mantı börekler, işte Ege'de daha çok böyle zeytinyağı yemekler derken aslında vegan. Aslında evet, orada bayağı evet popüler yemekler var. Ege, Avrupa'da vegan, haberi tabii, yok. Tabii doğru. Evet. Yani o vegan değilse bile en azından vejetaryen. Tabii tabii. Yani balık çeşitlerimiz yani Karadeniz'e balık gitsen tabii yani böyle çok çok zengin mutfak var ki yani dünya çapında üçüncü ya ikinci mi diyorlardı. Sırası çok mühim değil ama dünya çapında çok yani zengin bir mutfak. Dünya bilse yani böyle desem yani küçük bir Amsterdam bunu bir de öğrense Amsterdam çok zengin olacak Türk mutfakla. Yani evet, onu doğru düşünüyorum. Doğru. Peki ailenin Amsterdam'da mı restoranı vardı? Vardı, evet. Evet. Artık yok mu? Yok. Çünkü artık senin peşinden koşturuyorlar. Evet, bayağı yoğun. Babam evet da. Babam hep benimle Türkiye'ye geliyor. Türkçesi benden daha iyi olduğu için. Annem benim gibi konuşuyor biraz. Annemden Türkçe öğrendim, duyduğunuz gibi. Peki restoranda babanla birlikte küçükken çalışıyordun ama değil mi? Evet, 14 yaşından başladım ve orada da piyano olunca işte yavaş yavaş orada da piyano çalmaya başladım. Evet. Peki aranız nasıl? Çok süper iyi galiba. Biz aile olarak çok iyi arkadaşız. Arkadaşsınız. Kardeşim, annem, babam, aynen. Biz hala bir dördümüzde backpacking yapıyoruz, yani tatile gidiyoruz. Evet, yani. Peki sen yaptıklarını genç insanlara örnek olduğunu düşünüyor musun? Ben düşünüyorum da senden duymak istiyorum. Belki öyledir ama olmak istemiyorum. Çünkü özgürlüğümü o zaman belki kaybederim. Yok. Çünkü bir adım atarsam belki şey derim, gençlere bu iyi örnek mi acaba değil mi? Yok. Mesela ama birkaç yönden de iyi örnek değilim. Demin siz başlamadan önce sordunuz ya, ne zaman Türkiye'lere geliyorum? Ben ayda belki bir 4-5 kere uçağa biniyorum. Aslında çok kötü bir örnek. Yani bazı yönden her iyi örnek değilim. Her değil. Ben sanatını kastediyorum. Sanatını. Sanatım. Sanatın. Hangi yönden baktığınız? İyi bir virtüöz olman, iyi bir ses sanatçısı olman, çok güzel şarkı söylemen, vazgeçmeyişin, bu sosyal sorumluluk projelerinde şey yapmadan gönüllü olman, bütün bunlar çok güzel örnekler Karsu. Teşekkür ederim. Ve bizi yurt dışında da temsil etmiş oluyorsun yani bir şekilde. Öyle diyorlar. Evet. Hayallerini gerçekleştirememek nasıl bir duygu? Çok yalnız bir duygu bence.
Ama sen vazgeçmiyorsun. Genellikle kışın Kars'ın bazı köylerinde tüketilen kaz etinden yola çıkarak kaz evi kuruyorsun bir tane. Hmm. Çok zor bir şey seçtin. Zor. Ama başka şeyleri de menüye koyarım. Ve onları da çok güzel sunarım. Bu geldiğin noktada ne hissediyorsun? Her gün gülüşle kalkarım. Peki bu arada kocan ne diyor bu işe? Maşallah. Maşallah mı diyor? Artık desin destekliyorsa yani. Desin. Alo. Ben bütün evi artık ödüyorum. Nurhan Hanım kurduğu dernek ve lokanta sayesinde Birleşmiş Milletler'in de dikkatini çekmiş. Ve 2009-2011 yılları arasında 60 ülkenin katıldığı EMIT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Kars'ı ve Kars kazını tanıtarak yılın iş kadını ödülünü almış. Wow. Sen Hollanda'da doğdun ama tabii Hatay'la hiçbir zaman bağın kopmadı değil mi? Evet, çünkü her yaz birkaç hafta oradaydım. Her yaz yani küçüklüğümde, yani hayatım da orada geçti yani. Hatay'da geçti. Evet. Deprem döneminde yardım konserleriyle Hollanda ile Türkiye arasında bir köprü oldun. Şimdi bunu düşünerek söylüyorum. Aidiyet konusunda ne hissediyorsun? Kendini nereye ait hissediyorsun? Amsterdam. Amsterdam. Evet. Çünkü yani orada Hollanda, doğdun, Türkiye, büyüdün. Evet, Hollanda, Türkiye arası. Böyle diyeyim, Amsterdam ve Karsuköy. Evet. Ülke olarak bir şey demiyorum. Ülke olarak çünkü, yer olarak söylüyorsun. Yer olarak. Evet. Çünkü tabii, beni kişiselliğimi yaptıran. Çünkü köyde inanılmaz çok bizim köye çok sevgi var. Bütün kapılar açık. Yani çocukken bile güvenli herkesle oynadım. Tabii. Aynen. Herkesin yani düğün kapıları bile açık. Ben ne bileyim Ali Ayşe'nin düğüne gittim, kim oldu ona haberim yok. Ama kapılar açık. Herkes öyle sıcak bir kalbi var ki. Ve de Amsterdam'daki aldığım şeyler, yani Amsterdam bir dünya aslında. Yani benim arkadaşlarıma baktığınızda birisi İran'dan, birisi Gana'dan, birisi Bosna'dan. Evet, her ülkeden geliyor. Her ülkeden. Evet. Bunu seni inanılmaz bir dünya vatandaşı yapıyor. Sadece, multikültürel bir şey. Multikültürel, aynen. Evet. Güzel. Peki müzik senin için ne ifade ediyor? Bana bu soruyu pandemiden önce sorsaydınız şey derdim. Müzik benim mesleğimdir. Yok, hayatım değil. Hı. Yok, çok müzisyen öyle der. Bazen böyle dövme bile yapıyorlar müzik olarak. Ben öyle çok müziği sevmiyorum. Yani nasıl desem, bak müziği müzik seviyorum ama mesleğim oldu. Ama şimdi sorduğunuzda pandemiyi yaşadım ya. Pandemide evet. Müzisyenliğimi bırakmam lazımdı. Baktım ki aslında öylemiş. Müzisyenlik mesleğim değil, müzik ben oldum. Hmm. Müzikte kişisel olarak biz birbirimize yapıştık artık. Hayat... Kendini ifade etme biçimi, evet, değil mi? Evet, yani müziksiz Karsu kim diye sorsanız 2 saat yine kendimi anlatabilirim, karakterimi falan. Ama müzik artık hayatım oldu. Dövme almayacağım ama hayatım oldu. Şimdi gelelim yeni hikayemize. Tamam. Bu hikayede 1986 yılında Sibirya'da doğdun. Evet, soğuk. Evet. Hı-hı. Soğuk dünyanın tepesi. Annen müzik öğretmeni. Sen ailenin tek çocuğusun. 4 yaşında piyano eğitimi almaya başlıyorsun. 5 yaşında ilk kez sahneye çıkıyorsun. Bütün hayatın müzik üzerine şekillenmeye başlıyor. Annen de senin bu tutkunu çok küçük yaştayken fark ediyor. Eğitim hayatında tamamen müzik üzerine kurulu. 14 yaşındayken müzik eğitimi alabilmek için başka bir şehre taşınıyorsunuz. Her sabah saat 6'da başlayan zorlu bir eğitimin var. Bu sırada öğretmenlik yapmak için de eğitim almış oluyorsun. Liseden sonra konservatuara devam ediyorsun. Her yıl uluslararası yarışmalara katılıyor ve başarılar elde ediyorsun. Kendini ilerletiyor ve yüksek lisansını tamamlıyorsun. Piyano konusunda çok yeteneklisin. Nasıl bir müzik kariyeri hayal ediyorsun Sibirya'da doğmuş birisi olarak? Sanatçı olarak mı yoksa mesela müzik öğretmeni olarak mı devam edersin? Annem beni neden piyanoya derse koydu acaba? Annem mi bunu istedi yoksa ben severek mi gittim? 4 yaşında piyano çalmak istemiş olamazsın. Herhalde annen yönlendirdi, evet. Ama sen de sevip ilerlemişsin. Severek devam ediyorum. Tabii. Yüksek lisans alana kadar, yani üniversite düzeyine kadar, evet, devam ediyorsun. Evet. Ama aynı eğitim müzik öğretmeni olmanı da sağlıyor. İster piyanistlik yapabilirsin, ister müzik öğretmeni olabilirsin. Sen hangisini tercih edeceksin? Sahnede piyanist tercih ederim. Sahneyi tercih edersin. Çünkü o olmazsa her zaman daha öğretmen olabilirsin.
Peki. Ama bak şöyle olmuş. Müzik öğretmenliği yapmayı karar vermişsin. Ya. İşini çok severek yapıyorsun. 25 yaşındayken bir yaz tatili için arkadaşlarınla birlikte Türkiye'ye geliyorsunuz. Rusya'dan. Antalya'dayken Bursalı bir gençle tanışıyorsun ve birbirinizden çok hoşlanıyorsunuz. Tatil bittikten sonra iletişiminiz internet üzerinden ve telefonla devam ediyor. Birbirinizi çok özlüyorsunuz. Sevdiğin adam seninle ayrı kalmaya fazlaca dayanamıyor ve sana evlenme teklif ediyor. Evlenme teklifini kabul edecek misin? Belki de ülkenden ayrılman gerekecek. Nasıl hissedersin? Bu evlilik teklifi sana ne hissettirdi? Evet dedim. Çünkü o anda... Evet mi dersin? Diyecek misin? Ben okumaya çalışıyorum. Ne dedi acaba? Ben kendisi? De saklarım o zaman. Çünkü doğru cevap yanlış cevap yok. Biliyorum. Aşka inanıyorsam yani... Karşı gibi düşünüyorum da. Şimdi daha çok bilgi lazım benim için. Peki biraz ilerleyelim istersen. Evet. Ama sen yani kabul edecek gibi gördüm ben seni. Onu söyleyeyim de. Peki kabul edersen... Yani naif birisi mi onu öğrenmek istiyorum. Müzikle uğraşan birisi bence genelde naif olur. Çünkü o ders, bak ders kariyer düşünürsen dersleri Antalya'da verirsin. Çünkü müzik dünya çapında bir dil. Şimdi onu söyleyecektim. Bak adamı seviyorsun. Evet. Tamam. İyi yani orada bir söylem. Bilemem, sevmiş olman evet, önemli. Evet, bazen o, evliyorsun, hala bilmiyorsun. Ama müziği bırakmak zorunda kalacaksın ya. O yüzden hayır, yani neden oradan... müziği bırakıyorum ki? Dersimi de Antalya'da da veririm. Bursa'ya geleceksin. Ha Bursa, sen. Bursa'da da veririm. Bursa'da ne kadar piyano öğrenci var biliyor musunuz? Ben tanıştım. Peki. O müzik okula gittim orada. Ben biliyorum da bakalım hayat ne diyor. Ha. Devam edelim. Sen diyorsun ki hem teklifi kabul ederim hem de gelip Bursa'ya yerleştiğim zaman müzik öğretmeye devam edebilirim diyorsun. Tamam. Yapmadı mı? Evlilik teklifini kabul ediyorsun ve evleniyorsunuz. Yaşadığın coğrafyayı terk edip yani Rusya'yı terk edip Bursa'ya yerleşiyorsun. Çocukluğundan itibaren hayatını müziğe adamış olan sen Bursa'ya yerleştikten sonra birkaç sene boyunca hiç piyano çalmadan evde oturuyorsun. Neden? Birkaç sene. Öyle olmuş. Türkçe de bilmiyorsun. Evet. Eşine piyano öğretmenliği yapmak istediğini söylüyorsun. O da diyor ki ya bizim Bursa'da kimse müzik eğitimi almak istemez. Türkçe bilmediğin için de zaten çok zor olur diyor. Sen de onu çok sevdiğin için inanıyorsun bu söylediği şeye. Evliliğinizi yürütmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırsın. Bu arada da iki tane çocuğunuz oluyor. Yok, İki de çocuk yapıyorsun. Sen de bu süre içinde yavaş yavaş Türkçeni ilerletmeye başlıyorsun. Çocukların ve ailen var ama çok uzun zamandır müzikten ayrı kaldın. Piyano çalmayı özlüyor musun? Tabii. Tabii. Müziğe tekrar geri dönmek istesen nereden başlardın? Çocuklarımda. Çocuklarına mı öğretirdin önce? Yani tabii. Neyle öğreteceksin? Keyboard alırım. Ne alırsın? Keyboard. Keyboard. Onlar ucuz ya. Ha, klavye. Peki. Klavye. Evet, peki. Kızlarını büyütürken onların da senin gibi müzikle iç içe olmasını çok istiyor ve bir piyano almaya karar veriyorsun. Demedin mi? Piyano almak için gittiğin mağazada senin heyecanını, isteğini, arzunu fark ediyorlar ve sana bir iş teklifinde bulunuyorlar. Yani. Piyano dersi almayı, müzik öğrenmeyi bekleyen çocuklar olduğunu öğreniyorsun Bursa'da. Evet, var onlarda. Dedim. Teklifi kabul edecek misin? Tabii. Edeceksin. Bu dur. Ben ne yapardım? Okey, yok. Devam edin. Dur, pardon. Soracağım. Tamam. Bu durum müziğe ve piyanoya dönmen için bir fırsat olur mu? Olur tabii. Olur tabii. Tabii. Eşin ne diyecek? Eşim mi? Destek vermesi lazım. Verecek mi sence? Tanıyorsun evet. Sen onu. Ama sana burada hiç müzik dersi almak isteyen kimse olmaz zaten Türkçe de bilmiyorsun deyip seni engellemişti birkaç sene evvel. Evet. Şimdi olur der mi? Tam tersini göstereceğiz işte. Tersini göstereceğiz. Evet, evet. Yani gerekirse dinlemeyeceğiz, yapacağız bu işi mi diyorsun? Tabii. Tabii. Peki. Yapılan teklifi eşinle paylaşıyorsun. Sendeki heyecanı ve isteği görünce o da ikna oluyor. Tamam diyor. Tabii. Teklifi kabul ediyorsun. Kısa süre içinde piyano çalmak ve öğretmekle ilgili yeteneğini gösteriyorsun. Türkiye ve Rusya arasındaki eğitim farklılıkları, yani yöntem, metot farklılıkları Rusya ile Türkiye arasında, sana çocuklara piyano öğretmen konusunda yeni bir yol çiziyor. İzlediğin yöntem o kadar ilgi çekiyor ki, sırf senden ders almak için başka şehirlerden çocuklar gelmeye başlıyor.
Bazı öğrencilerin senin sayende hayallerinin de ötesine geçerek uluslararası başarılara imza atıyorlar. Ve bu başarılar tesadüf değil, sürekli tekrar ediyor. Evet, evet. Tekrar müziğe dönmek ve ders verdiğin çocukların başarısı sana ne hissettirdi? Gurur. Gurur. Tabii. Bursa'da o kadar tanınan bir hale geliyorsun ki derslerine devam edebilmek için kendi adınla bir müzik okulu açıyorsun. Ya tanıyor muyum acaba? Devam et. Artık gerçek bir yetenek avcısısın. Yetiştirdiğin öğrencilerin bazıları girdikleri sınavlar sonucu Amerika, Rusya ve Avusturya'da müzik eğitimi almaya hak kazanıyorlar. Bazı öğrencilerin ise Amerika, İtalya, Avusturya, Almanya, Gürcistan, wow. Bulgaristan, Fransa, Rusya, Avustralya, İspanya gibi ülkelerde konserler veriyor. Amerika'daki ünlü Carnegie Hall'da, İngiltere'de Albert Hall ve Fransa'da UNESCO'da konser veren öğrencilerin Türkiye'de Eskişehir Senfoni Orkestrası ve Bilkent Senfoni Orkestrası ile sahneye çıkıyorlar. Şimdi bak sen Rusya'da doğdun, müzik eğitimi aldın. Yani Sibirya'da doğmuştun ya. Türkiye'ye yerleşip buradaki öğrencilerin uluslararası arenalarda başarılı göstermesini sağladın. Bu sana ne hissettiriyor? Artık yani dünyaya öğrenci havalara uçarım. Havalara uçarım. Tabii ki. Her o çocuklar bir nota çaldığında mutluluktan uçarım. Yani şey, böyle mutlu olurum. Şeyin bir filmi vardı. Kimi? Madame Sosatska, Shirley MacLaine miydi acaba? Bir piyano hocasının şeyiydi. Oradaki gibi bir piyano hocası olmuş. Hı-hı. Müthiş birisi, Rusya'dan gelmiş. Türkiye'ye taşınıp evlendikten sonra müzik kariyerine uzun süre ara veren bu başarılı öğretmen ve hikayenin gerçek öznesiyle tanışalım mı artık? Evet, evet, evet. Efendim geliyor. Tanıdın mı? Elena Çekiç. Belki bilmiyorum Bursa'da ya. Gördüğün biraz şey da bir telefonumu alsam bir araştıracağım da. Tamam. Ay, bunların hepsinin bilgisini veririm. Evet, çünkü 14 Temmuz'da Bursa'yla bir orkestrayla bir konser vereceğim. Tanışmak isterim. Tamam, güzel. İnanılmaz güzel bir hikaye. Elena Çekiç muhakkak seyredecektir bu programı. O yüzden bir şekilde sana ulaşıp evet, biz de biz davet edeceğiz. Biz de yardım kocasıyla. Ederiz. Tamam, güzel. Konsere. Evet. Bence evet, öğrencileri aynen, de gelsin. Bak ne yapmış Elena Çekiç. Elena Çekiç öğretmenliğe yeniden başlayıp öğrencilerin başarılarını gördükten sonra çok sayıda gencin hayatının değişmesine aracı olmuş. Öğrencilerinden biri Suriye'deki iç savaştan kaçarak Bursa'ya yerleşen ve akordeon eğitimi almak için kendisinden yardım isteyen Tanbi Asad Cimuk'tu, bir Suriyeli kardeş. Elena Çekiç onu piyanoya yönlendirmiş ve katıldığı uluslararası yarışmalarda birincilik elde etmesi için destek olmuş çocuk. Sonra piyanoya devam edip birinci olmuş yani dünya çapında. Elena Çekiç 10 yaşındayken tanıştığı Mert Hakan Şeker'i de, yani bir öğrencisi daha 10 yaşındayken tanıştı. Kısa sürede genç yeteneğin 4 kıtada konser vermesinde büyük rol oynadı. Mert Hakan Şeker, Amerika, İtalya, Avustralya ve Rusya'da verdiği konserlerin yanı sıra birçok uluslararası ödülün de sahibi oldu. Elena Hanım'ın diğer bir öğrencisi 9 yaşındaki Beren Eker, 4,5 yaşındayken piyano çalmaya başlayan ve 7 yaşında İtalya'da katıldığı piyano yarışmasından birincilikle dönen Eker, 5 yıldır Elena ile piyano çalıyor. Uluslararası çapta 10 farklı derecesi varmış. Onun başarısındaki en önemli etkenlerden biri de bu genç müzisyenin Elena Hanım'mış. Vallahi tebrik ediyoruz kendisini. Evet. Sibirya'dan buraya bir armağan gibi gelmiş. Beni en çok etkileyen kısmı şu oldu bu hikayenin Karsu. Yani Sibirya'dan kalk, Bursa'ya gel, Antalya'ya git, orada tanış, oradan Bursa'ya gel, evlen. Evet. Piyanoyu bırakabilirdi, hiç aramayabilirdi, müziği aramayabilirdi. Fakat devam etme gereği duyduğu anda ne kadar çok insanın hayatını değiştirmiş. Bir kişinin hayatı, fedakarlığı, ısrarı, işini çok sevmesi ne kadar çok insanı etkiliyor. Evet. O yüzden seni seyreden her genç için sen çok önemlisin.
ben örnek olmak istemiyorum derken ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Hı hı. Ben öyle bir sorumluluk istemiyorum. Hı hı. Kendi hayatımı da yaşamak hı hı. istiyorum diyorsun ama yaptığın ettiğinle olağanüstü iyi bir örneksin bence sana. Teşekkür ederim. Ben de ona Elena Hanım'dan da anladım. Çünkü o sadece piyanist çocukların hayatını değiştirmedi. Ailelerin hayatını belki değiştirdi. Ve bu çocuklar konser verince biri yani o salondaki belki 1000 kişiyi dokundurdular. Tabii. O kişi 1000 kişi salonda da belki yani. Bir kişi böyle bile çıksa. Piramidi gibi yani Elena evet. burada insanlar. Evet. Evet çok haklısın. Peki teşekkür ediyoruz ve başarısının devamını diliyoruz. Galiba görüşeceksiniz. Evet evet. Güzel. Şimdi biraz gene Karsu'yla sohbet etmek tamam. istiyorum. Tamam. Geri geldi. Evet. Hı-hı. Piyano çalmak senin için ne ifade ediyor? Piyanoyu bırakmak zorunda kalsan ne hissedersin? Zor olur. Ben aslında bu depremde şeyi öğrendim. Piyano benim böyle diyeyim evde ağlamak mı, bağırmak mı? Yani bazen kafamı böyle bir duvara, yani öyle bir şey içindeydik ki biz 1,5 hafta ailecek. Yani halam yaşıyor mu, nenem yaşıyor mu, tabii. kuzenim enkazın altına çıkacak mı? Tabii. Yani Türkiye bunu televizyondan izlerken, senin yani ben televizyon bakmadım zaten çünkü. Çok şey ağır geldi. Yok, yapamadım. Bu duygular inanılmazdı. Yani bu duyguları nereden böyle şey yapabilirdim? Müziği orada aslında yeni birbirimize tanışıyorduk gibi geliyordu. Çünkü bir ara bırakmıştım. Hı hı. Evde çok çalmıyorum bazen. Yani yavaş yavaş piyanoyla hiç böyle ne diyorlar? Yani bir parça önüme almadan çalıyordum. Yani doğaçlama. İmprovizasyon. Orada duygularımı ifade edebilirim. Rehabilitasyon gibi değil mi gibi. Biraz? Rahatlamak evet. için. Evet. Öyle ama çalamazsam başka bir şey bulurum. Evet, dünyanın sonu değil diyorsun. Kanun yani. Belki isterim. Bir enstrümanı bırakmak nasıl olur diyorum. Bir başka enstrümana başlarsan sorun değil. Tamam, hı-hı. peki. Kaç yaşında başladın? 7 yaşında başladım. Aslında erken değil. Daha erken başlayanlar var. Evet, 6 yaşında bir ara klarnet ve cello yaptım. Bir deneme yılı oldu. Ondan sonra ben piyanoyu seçtim 7 yaşında. Hala arada bir takılıyor musun klarnete falan? Yok, müzisyenlere mi bırakıyorum? Yok, zor, çok zor. Peki çocukluğun 6-7 yaşında başladığında tabii ki Amsterdam'daydınız, orada doğdun. Evet. Ne yapıyor? Nasıl geçti çocukluğu? Şehirde? Böyle benim babamın restoranı vardı. O Jordan bir bölge, belki bizim kanallarda. Öyle derdi. Yani benim küçüklüğüm çok oralarda geçti. Mutlu bir çocukluk muydu? İnanılmaz. Çünkü annem babam kendi küçük olduklarında bütün olanaklara mümkün olmadığı için babam 80'lerde Hollanda'ya geldi 20 yaşında. Annem de 7 yaşında daha erken geldi annem. Annem mesela bahçe tasarımcı mesela olmak istedi. Çok çiçekleri seviyor. Dedem yok dedi işte okula git. Eğitim uzmanı olur onu çok seviyordu. Babam çok müzisyen olmak istiyordu. Dedem Altınözü, şu anda herkes Altınözü'yü bilir Hatay'da, belediye başkanıydı ve dedi yok işte avukat doktor ol. İşte annem ve babam beni ve kardeşimi tiyatroya götürürlerdi, çocuk tiyatrosuna, spora giderdik, ikimiz yüzücüydük, kardeşim yüzme öğretmeni oldu sonra. Piyano dersleri, işte her şeyi ki... Ve de kız olarak da buna da çok önem verdiler. Benim evet. nenem her zaman şey derdi. Allah kime iki kız verdiğini çok iyi bildi. Çok güzelmiş evet. bu. Yani annenle baban onun hakkını verecek insanlarmış hı-hı. demek ki. Evet hı-hı. çok güzel. Peki sen öğretmenlik yapmayı, yeni isimler yetiştirmeyi ister miydin? Keşke vaktim olsaydı. Vaktim olsaydı. Evet. Bundan sonra da olabilir. İleride öyle yok, bir şey düşünür müsün? Yok çünkü böyle ben aslında belki bildiğiniz gibi çocuk psikoloğu olmak istedim ki çocukların hayatını yani yardım etmek, değiştirmek belki pozitif bir katkım olsa bir %2 bile olsaydı.
Onu olmadığım için bayağı üzülmüştüm. Ama babam şey dedi, ya dedi kızım dedi, şu anda dedi belki kariyerindeki 20-50 çocuğu yardım edeceğine belki şu anda örnek olarak binlerce çocuğu. Evet, evet. Tam da demin bunu söylemek istiyordum. Evet, ben insanları mutlu etmek istiyorum. Yani yemekle mi olsa, televizyon programlar mı nasıl olsa, hayat zaten zor. Yani istiyorum ki çocuklar bazen ne bileyim sosyal medyada bile beni görseler, biraz gülsünler, biraz evet, öyle. Moral olsun. Moral, yani. Evet. Peki sen, senin piyanoda, müzikte bu kadar başarılı olabileceğini fark eden kimdi? Nasıl keşfedildin? Öyle bir keşif hikayesi var mı ya da şey öyle yok abi, bir menajer geldi, aa sen çok iyisin. O yok, adım adım aslında oldu adım benim adım. Kariyerim. Yavaş yavaş ben asıl okul yarışmasında katılmıştım ilk kez, 14 yaşındaydım. Ve okulda çok beni döven çocuklar vardı maalesef. ve onlar, salonda onlar vardı, çok çekindim. Chopin çalarken yarımında bıraktım, ağlayarak sahneye çıktım. İlk yarışma öyleydi. Ama yavaş yavaş bir karakterimi tanıdığınızdan ben köşede ağlamam. Acayip güç topladım. İkinci sene dedim ki ben yine katılacağım ve kazanacağım piyano bölümünü. Bir çok güzel bir parça bulmuştum. Jewel, Foolish Games. Onu, notaları bulduğum için çok mutluydum. Notaları prova yaptım ama şan da vardı. Tamam dedim, şana da yapayım bari. Ve de ondan sonra ödül... Söylemeye başladın yani. Söylemeye başladım, ödüller verecekti. Ve ödül müzik, enstrüman çalan İlker'e gitti. İlker çünkü çok güzel saz çalıyordu. Saz halen çalıyor. Üzülmüştüm. Ondan sonra şan ödülü geldi. Şanı bana verdiler. Orada neden bana şan verdi? Ben piyano kaç yıldır prova yapıyorum. Şan sadece yani aynanın önünde tarakla evde bağırıyorum. Orada değişti işte. Orada şan yapmaya başladım. Bari ödül kazandım diye. O belki benim şeyim olabilir. Orada şarkısı. Şansın orada. Evet. Döndü diyorsun. Peki. Ve de okulda ondan sonra bayağı popüler olmuştum. Ama evet, iyi yöne kullandım o popülerlikli. Güzel. Yani ilk önce eziliyordum. Ondan sonra popüler olunca... Sana zorbalık yapan çocuklardan intikam aldın mı? Bence böyle intikam aldım. Aldın ki, çünkü başarılı oldun. Başarılı oldum. Evet. Yetenekli çocukların, evet, genç küçüklerin, hı-hı, bu yarışmalara, konkurlara falan katılması önlerini açan bir şey mi? Evet, ve hayat dersi de veriyor. Çünkü, hayat dersi veriyor. Çünkü kazanmazsan da üzülürsün ya çocuk olarak. Kaybetmeyi de ya, öğrenirsin. Evet, kaybetmeyi, evet, de öğrenirsin. Hayat her zaman süper ve numara bir her zaman olamazsın yani. Kaybettiğin zamanlar oldu mu? Tabii, çok oldu. Nasıl karşıladın? Biraz üzülüyorum, bazen ağlıyorum annem de. Ondan sonra hemen ayağa kalkıyorum. Daha çok çalışıyorsun. Daha çok çalışıyorum ve tamam, belki böyle olmadı. Ben bunda aslında şey başladı. Ben 18-19 yaşında araba kazası geçirdim. Hı hı. Ağaç bana çarptı, ben ağaca çarpmadım diye. Ağaç sana çarptı. Evet. Ve, tahmin edebiliyorum. Yani. Evet. Araba taklalar attı falan. Ama benim arabayı kestiler çıkartmak için. Ambulans, ameliyat falan. Ama orada hayat ne kadar kırılgan olduğunu öğrendim. Ve hayat maalesef şimdi bile gördüğümüz gibi her zaman birden bitebilir. Evet. Onun için bu hayattaki benim vaktim çok iyi kullanmak istiyorum. Çok doğru. Çok üzülürsem, çok şey yaparsam hedeflerime ulaşamam, insanlara yardım edemem. Onun için ikinci gün ameliyattan sonra yine arabaya bindim. Tamam, arabam annemki bozuldu, amcamınkine bindim ondan sonra ki araba sürmemekten korkmayayım diye. Bunu metafor gibi kullanabilirim aslında. Tabii kullanabilirsin. Evet. Tabii. Evet. Ve Nurten halam var benim. Belki bilirsin, yani belki izleyiciler bilir, bir video vardı işte, sahneye çıkıyordu hemen hemen. Ha, ne haber hala diye bir videomuz var. Evet. Nurten halam depremden sonra konuşurken hala dedim, bir mesajın var mı bana diye bir sordum. Hiçbir şeyi erteleme dedi. Hayatta hiçbir şeyi erteleme dedi. Yani o da güzel bir mesajdı. Evet. Ertelemek lazım. Sahne aldığın en büyük yer neresiydi? Seni heyecanlandıran. Köyüm. Köyün. Aa, çok, evet, güzel cevap verdin buna.
Evet. Ne yaptın köyünde, anlatır mısın? Tabii. Çok güzel bir Ricciotti orkestrayla biz Türkiye'de bir turne yapıyorduk. Ama bu orkestra konser salonlarında yapmıyor. Sokaklarda. Açık alanlarda. Evet. Konserlere gidemeyen kişilere. Ulaşmak için. Evet. Ve de yani inanılmaz güzeldi. Biz güzel. Ankara Havalimanı'ndan başladık. Bu tabii ki bir 8-9 sene önce oluyor. Kapadokya'da bir o dağlarda bir kanser, bir yaşlı bir dede diye duyduk. Hmm. O bütün orkestrayı dağ üstüne çıktık adama konser vermek için. Evet, evet. Ne bileyim, bayağı şey de biliyorum, hapishanede çok anneler ve çocuklar vardı. Hapishane cezaevi. Evet. Evlerinde ki babalarına, kardeşlerinin ziyareti gitmek. Orada bir bekleme alanı vardı, başka bir bina. Evet. Onu duyarken orada yer gittik. Onlara müzik çaldık. Ve köyüme de gittik. Orada da çaldık. Karsu'da da. Karsu köyümüzde. Bütün köyü izledi mi seni, dinledi mi? Tabii, kral olarak nenem, yani şu anda rahmetli nenemle oturdu. Herkes böyle şey, Nuriye'nin torunu. Ne? Nuriye mi? Nuriye. Nuriye. Nuriye'nin. Nuriye, peki. En çok kimle sahneye çıkmak istersin? Sezen Aksu. Sezen Aksu? Evet. Neden? Yok, sahne değil. Beraber şarkı söylemek. Yok, hayır. O şarkı yazınca beyninde, aklında ne oluyor, onu nasıl yazıyor, onu öğrenmek istiyorum. Yani tamam, sahne olur, insanlar da eğlensin, tamam, okey, güzel. Ama asıl bir masada oturup... Yazıyor? Yazabilir misiniz diye ben onu takip etmek istiyorum. Ama bütün Türkiye'deki, yani dünya çapında beraber çalıştığım sanatçılarla öğrenmek istiyorum. Mesela Mustafa Sandal ilk kez beni Harbiye'ye davet etti. Dedi ki ya işte sen istersen geç gel. Yok dedim. Yani ışıklar salona girdiği anda girmek istiyorum. Çünkü orada salonda oturdum, kimse yok. 5000 kişilik yer ya, oturdum. Sadece Mustafa Bey mi desem, abi mi desem bilmiyorum. Ne istersen söyle. Okey. Takip ettim. O prodüksiyonu nasıl yönlendiriyor? Nasıl ekranlar, nasıl müzik, nasıl müzisyenler, nasıl ışıkların dizaynı nasıl yapıldı diye orada bayağı bir şok öğrendim. Tamam, beraber şarkı söylemek güzel ama öğrenmek istiyorum. Evet, Sezer'in de nasıl şarkı yazdığını bilmek istiyorum. Kafasının içine mi girmek istiyorsun birazcık? Peki. Peki senin hayatına, kariyerine çok olumlu etkisi olan, sana dokunmuş özel insanlar var mı? Anladığım kadarıyla annen baban hep birinci sırada onlar. Var mı öyle başka anmak istediğin birisi? Tabii, arkadaşlarım. Kuzenlerim, güçlü kadınlar. Bizim ailede gerçekten çok güçlüyüz. Peki o zaman biraz önce konuşacağız demiştik. Annenden biraz bahsedelim. Yani tamam. Annenle müthiş arkadaşsınız galiba, evet. Ve çok büyük destekçin seni. Zaten sana söyleyeyim, seni 13-14 yaşında ilk dinlediğim gün Berlin'de seni konsere annen getirmişti. Evet, Almancası var çünkü. Bugün de baban getirdi. Türkçesi var çünkü. Türkçesi var. Peki annenden bahsedelim biraz. Tamam. Annem tamam, bir gün. Bir gün dönmez. Annem belki farkına vardığınız gibi, annem çok babam gibi sosyal medya veya televizyona çıkmıyor. Evet. Bunun bir nedeni vardı. Çünkü annem kalsın diye istiyorum. Evet. Yani ben konserden sonra dışarı çıkınca çok kişi gelir ya. Evet. Ama benim annem her şeyim. Annem düşünce annem beni, tabii ki babam da ama annem beni şey yapıyor. Annem çok kaotik birisidir. Menajerliğinde bazen o yönden bazen tartışıyoruz. Anne bir düzen lazım bana. Ama bir kadın olarak bir problemlerim varsa, hayatının yolu bir şaşırıyorsam, üzüldüğüm anda bir şey ihtiyacım varsa, yani bir güzel bir bilgi, bir ders falan, annem her zaman orada. Ve en kızdığım şey, her zaman haklı çıkıyor. Ya mümkün değil. Bir insanın her zaman haklı çıkması, bazen böyle kardeşimle anne bir şey diyor. Yok ya anne falan falan. İki gün sonra böyle Allah'ım. Yine, ve de bir şey yapıyor böyle, kendini seviyor. Mutfakta ilişkimiz de çok güzel. Yardım ediyoruz. Birimiz hep tartışıyor. Yok, çok da bazen tartışıyoruz. Yemeği annenden mi öğrendin, babandan mı? Annemden.
annemden. Genç yaşta belki kitabım bir ay sonra çıkacak. Orada evet. Çok güzel anneme babama bir mektup yazdım. Öyle mi? Evet, evet, evet. Çünkü hayatımın hayatımı onlara yani hayatım onların. Onu anlatabildim mi? Anladım. Yani öyle çok sevgi derinden gidiyor ki yani şu andaki izleyici seyirciler de siz hala birlikte mi oturuyorsunuz? Yok yok, benim kendim evim var ama git gel çok yapıyoruz. Ben daha çok annemin evine gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü annem benim evime gelince her şeye karışıyor. İşte mutfakta bu böyle olması lazım, şöyle olması lazım. Ama bu bir sevgidir. Annem benim en iyi arkadaşım. En iyi arkadaşım annem. Peki anladım. Tekrar müziğe dönmek ve ders verdiğin çocukların başarısı sana ne hissettirdi? Gurur. Tabii. Bazı öğrencilerin ise Amerika, İtalya, Avusturya, Almanya, Gürcistan, wow. Bulgaristan, Fransa, Rusya, Avustralya, İspanya gibi ülkelerde konserler veriyor. Şimdi bak, sen Rusya'da doğdun, müzik eğitimi aldın. Türkiye'ye yerleşip buradaki öğrencilerin uluslararası arenalarda başarılı göstermesini sağladın. Bu sana ne hissettiriyor artık yani? Dünyaya öğrenci havalara uçarım. Havalara uçarım. Tabii evet. Ki her o çocuklar bir... nota çaldığında mutluluktan uçarım yani şey, böyle mutlu olurum. Vallahi tebrik ediyoruz kendisini. Evet. Sibirya'dan buraya bir armağan gibi gelmiş. Söyle bakalım Karsu, zor sorular geliyor şimdi. Buyurunuz. Aşk nedir senin için? Aşk... aşk hayattır aslında. Aşksız bir hayat düşünemiyorum. Ve bunu sadece anne babam veya nişanlım olarak diye düşünmüyorum. İnsan insana. Meslektaşlarım bile. Mesleğine. Efendim? Mesleğine. Kendisine. Evet. Piyanlar. Bir şey yaparken, bir şey verirken, bir şey alırken orada her şeyde bir aşk vardır. Taşkın bir hal, evet, değil mi? Evet. Yani hayatın köküdür aslında. Deprem döneminde verdiğin konserden yola çıkarak sormak istiyorum. Müziğin iyileştirici bir gücü olduğuna inanıyor musun? Evet. Çünkü neredesin sen söyledim, biliyorsunuz. Biliyorum. Yani. Çok da güzel söyledin. Müthiş. Teşekkür ederim. Bana gelen mesajlar tabii ki şeydi ya, işte çok güzel söyledin. Ama daha çok gelen mesajlar şeydi. En sonunda bir böyle çığlıklar içinde şey yapıyorum ya. İnsanlar çok şey dedi, ben vermek istediğim bu duyguları o şarkıda ifade ettim. İyi anlatabildim mi? Tabii tabii. Ve ondan sonra farkına vardım ki yani müzik insanlara şey verebilir. İlaç olabilir. İlaç, evet. Peki, yeni hikayemize giriyoruz. Hı hı. Hoşça kal Karsu, sonra görüşürüz. 1954 Denizli doğumlusun. 54, evet. Denizli, okey. Öğretmen bir anne babanın kızısın. Bir de kardeşim var. Hı-hı. Sen 3 yaşındayken İzmir'e taşınıyorsunuz. Oldukça disiplinli bir aile hayatınız var. Küçük yaşta eğitiminin yanı sıra sanatla da ilgilenmeye başlıyorsun. Tiyatro, dans ve resim dersleri alıyorsun. Yeşilçam filmlerini izlemeyi çok seviyorsun. Filmlerdeki karakterlerden etkilenip macera olsun diye sık sık evden kaçıyorsun. Asi ve kontrol edilemeyen bir kız çocuğusun. Hı hı. Dikkat çekmek için sürekli bir şeyler yapıyorsun. Buna bayılma numaraları filan da dahil. Ailen artık bununla daha fazla mücadele edemiyor ve pedagog desteği filan alıyorlar. Tabii. O kadar eli avuca sığmaz bir kız çocuğu. Sence bu kabına sığmazlık, bu hareketlilik sebebi ne olabilir? Bu kadar... Karakter. Karakter. Çok güçlü bir karakter olacak herhalde. Öyle mi diyorsun? Evet. Peki. En büyük hayalin dansöz olmak. Okey. Aile seni kontrol etmek için annem baban, hı-hı, bildikleri her yolu deniyorlar. Doktorların tavsiyelerine uyuyor ancak seninle bir türlü baş edemiyorlar. En sonunda tek çare seni olduğun gibi bu haline kabul ediyorlar. Hı-hı. Sen de dansöz olmaktan vazgeçip şarkıcı olmaya karar veriyorsun. 16 yaşına geldiğinde Altın Ses isimli bir yarışmaya katılıyor ve çok önemli görünmeyen altıncılık derecesini alabiliyorsun. O yarışmada başka güçlü bir ses birinci oluyor. Yarışmada altıncı olmak seni mutlu etmediği gibi bir fırsat da doğurmuyor. Tekrar İzmir'e dönüyorsun ve normal hayatına devam ediyorsun.
Ege Üniversitesi'nde Ziraat Fakültesi'ne girip okumaya başlıyorsun. Yarışmada aldığın derece seni mutlu etmediği için hayallerinden vazgeçip Ziraat Fakültesi'ne girdin. Peki sen orada mutlu olacağını düşünüyor musun? Hayır. Karakter olarak bile orada mutlu olmadığını düşünüyorum. Değil mi? Evet. Ne yapalım? Şimdi önümüzde bu var. Buna girelim demiş. Yok, çok öyle son. Fazla bir şey kaç yok. Kaç yaşında şimdi? Ev üniversite çağında işte. Ne yapacak? Ben sana soruyorum. Ne yapacak? Evet, ne yapacak? Sen ne yapacaksın şimdi? Bence bir kere daha deneyelim. Hayalini söyle bana. Hayalin ne olabilir? Şarkıcı olmak. Hala. Altıncı olduğun halde evet. O yarışmada. Evet, evet. Evet. Vazgeçmiyorum. Evet. Vazgeçmiyorum. Hayır. Peki. Okulun ikinci yılına geldiğinde orada ne yaptığını bir türlü anlayamıyor. Benim burada ne işim var diyorsun evet. Ve okulu bırakıyorsun. Bu çok müzisyenin bir Saraç'ın hikayesi. Başına gelmiş tabii. Bir şey, evet. Aslında tabii müzisyense bu konuştuğumuz kişi. Belki müzisyen olmayabilir. Aslında aklında ve kalbinde hala şarkıcılık var. Yarım kalan hayallerinin peşinde gitmeye karar veriyorsun. Ve şarkıcı olabilmek için 1973 yılında İzmir'den İstanbul'a geliyorsun. İstanbul sana yeni bir imkan sunabilir mi? Sunabilir yani bir yerde olacaksın İstanbul herhalde o dönemden. Evet. Tek başına o dönemden tehlikeli olabilir. Yanlış kişilerle buluşsan. O olabilir ama bir imkan da sunabilir mi? Olabilir. Sunabilir. Birkaç farklı işte çalışıp bir yandan da şarkıcılık konusunda şansını deniyorsun. Bir plak doldurma şansı yakalıyorsun. Ancak çok umut, büyük umutlarla çıkardığın plak sadece 50 tane satılıyor. Sonuç senin için hüsran, yani hayal kırıklığı. Bu bir ünlü sanatçı olabilir ha. Bilmem, bakacağız. Tamam. Hem yarışmada istediğin sonucu alamadın hem de plak çok az satıldı. Evet. Hatta satılmadı gibi bir şey. Artık bu hayalden vazgeçme zamanı geldi. Hayır, mi? Hayır, devam şimdi, devam. Mı? Tabii ki, çünkü bunlar her şey tecrübe. Bağırıyorum. Bağırabilirsin, istediğin kadar bağırabilirsin. Peki, bir kez daha yüzünsen de pes etmeye hiç niyetin yok. Tabii. Doğru gidiyorsun. Yeni şarkılar buluyor, onları çok iyi hazırlanıyor. Bir sonraki yıl yeni bir plak daha çıkartıyorsun. Bu arada 1974 yılında da evleniyorsun. Plan da bu sefer çok başarılı oluyor. Plaktaki bazı şarkılar birçok insan tarafından, bazı şarkılar dediğine göre demek ki long play çıkarmış. Şarkılar birçok insan tarafından seviliyor ve ismin duyulmaya başlıyor. Bunun üzerine belediye gazinosunda ilk defa sahne alıyorsun. İki yıl sonra bir plak daha çıkartıyor ve artık iyice şöhret olunca bir de sinema filminde başrol oynuyorsun. Artık bilinen, tanınan ve sevilen bir yıldızsın. Fakat bu yorucu temponun içinde kariyer merdivenlerini tırmanırken evliliğin zarar görüyor ve eşinle yollarınızı ayırıyorsunuz. Sesin sayesinde artık bir yıldızsın. Bu duyguyu biraz anlatabilir misin? Memnun musun hayatından? Tamam, evlilik falan güme gitti ama. Evlilik ondan mı gitti? Bak, ona da merak etmen lazım. Çünkü çoğu bazen bu kariyerde yanında öyle güçlü bir partnerin olması lazım ki bu meslekte, onu söyleyeyim ilk başta. Ve ayrılmakta da 1000 tane neden var ve bu nedeni biraz belki ünlü olduğu için belki bu nedeni dışarıya söylemiyor ve haklı çünkü özel hayatı o. Belki birkaç şeydir hayatından pişmandır, pişmanım olabilir ama da bence kendimi çok güçlü hissettim çünkü give up yapmadım. Yani evet, geri adım atmadım. Evet, geri adım atmadım. Atmadın ve hayallerin doğrultusunda yürüyorsun. Evet, artık evet. Bayağı da başarılı oluyorsun. Evet. Dönemin ünlü söz yazarlarından biriyle bir araya gelip unutulmaz şarkılardan birine imza atıyorsunuz. 1981'de yeniden aşık oluyor ve evleniyorsun. Bu evlilikten bir oğlun oluyor. Doğumun ardından kaldığın yerden büyük bir hızla çalışmaya devam ediyorsun. Yeni bir albüm daha yayınlıyor ve yılın kadın şarkıcısı seçiliyorsun. Fakat bir yandan da devlet televizyonu TRT birçok ses sanatçısı gibi o dönemde sana da sansür uyguluyor. Yani televizyonda görünemiyorsun. Ülkenin en önemli seslerinden birisin. Bu sefer kariyerinle evliliğin bir arada, hani bir daha evlendin ya, yürür mü sence? Yürüyecek mi bu defa ikinci evlilik? Ben bunu biliyorum. Sanatçıyla beraber olmak zor. Kendi hayatımdan da yani biliyorum. Zor. Bence olmayacak.
Şöhretli ve çok sevilen biri olmana rağmen sana sansür uygulanması karşısında ne hissediyorsun bu TRT sansürü hakkında o yıllardaki yani? Çok da önemli değil galiba çünkü halkın ne sevdiği ne dinlediği yok, önemli. Yok bazen önemli. Çünkü bir yerde kapı kapılar açabilir. Açılmayınca kişiselliğine belki bir tın şey olabilir yani üzülebilirsin. Çünkü ben mesela konservatuvara alınmadım. Ve alınmadığın anda belki bu sanatçılarda daha böyle bir ateş içinde yanıyor. Ki bir karşıda kapı kapanınca daha onu daha çok açmak istersin. Belki bu da ekstra bir motivasyon olmuştur. Onu demek istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Peki. Maalesef kariyer ve evlilik dengesinde yine sorunlar çıkıyor. Oğlun doğduktan 2 sene sonra ikinci evliliğini de sonlandırıyorsun. 1984'te bir başka şarkıcı meslektaşın aracılığıyla önemli bir müzisyenle tanışıyorsun. Bu müzisyen kariyerinde büyük bir değişim ve sıçrama yaratıyor. En iyi albümlerinden birini bu kişiyle birlikte uzun çalışmalar sonucunda kaydediyorsunuz. Kendisiyle yakınlaşıyorsun ve bir ilişki yaşıyorsunuz, yol arkadaşın oluyor. Bu arada TRT'deki sansürün de kaldırılıyor. O arada onun sansürü kalkmış. Artık televizyona da çıkıyorsun. Televizyonda da şarkıların radyoda çalınıyor. Bu müzisyenle 7 yıl birlikte müzik yapıyorsunuz. Oldukça çalkantılı bir aşk yaşıyorsunuz. 90'lı yılların başında ilişkiniz bitiyor ancak müzikal çalışmalarınız tabii ki devam ediyor. Söz konusu aşk olunca sen yine çizgiyi tutturamadın, dengeyi diyelim. Peki bu çalkantılı aşk hayatının genel olarak hani her ilişkinde yaşadığın çalkantının müziğin üzerinde bir etkisi var mıdır? Senin müziğin var. Üstünde vardır. Vardır. Bu çok enteresan. Şimdi anladım sizi. Bir parantez açabilir miyim? Küçük bir parantez. Okay. Hadi aç bakalım. Bir kız müzisyenle bunu tartıştık. Dedi ki ben dedi ilişkimi bitirsem mi? Ondan sonra ilham gelir bana diyor. Ben de dedim ki ya öyle bence çalışıyor mu? Benim de bir gün başka ilişkim vardı. Hayat boyunca ilhamım oldu şimdi. Hmm. Yani bazen böyle şeyler ilham olur. Vericidir. Evet, peki. Parantez kapattım. Tamam, cevap da güzel. Müzisyenliğinde söz yazarlığında bazen zorluklardan ve hüzünden mi besleniyorsun acaba sen? Evet, evet. Tabii ki. Evet. Çünkü zenginleştiriyor, derinleştiriyor değil mi bazı? Çünkü hislerini atabiliyorsun. Ve daha sahici oluyor her şey. O daha öyle, gerçek evet. Oluyor. Ve herkes yaşadığı için herkese dokunuyor. Aynen, evet. Aşık olmaktan, sevmekten vazgeçer misin ilişkiler yürümüyor diye? Hayır, çünkü ilham veriyor. Bu müzisyenden ayrıldıktan sonra tekrar aşık oluyor. Tabii, ya, yeah, okay. Yeni bir sevdaya yelken açıyorsun. Yeni albüm çıkıyor. Sen bu aşklar arasında savrulurken özel hayatın sevenlerin tarafından yakın takip ediliyor. Çünkü başka bir çaresi de yok zaten. Bundan kaçmak mümkün değil. Aşklarını, ayrılıklarını, aldatılmalarını, kavgalarını olduğu gibi göz önünde yaşıyorsun. Üst üste gelen çok başarılı albümlerin ardından 90'lı yılların başında bu defa yapımcı kimliğinle dinleyenlerin karşısına çıkıyorsun. Birlikte çalıştığın birçok genç müzisyenin o yıllarda büyük şöhrete ulaşmasında çok önemli bir rol üstleniyorsun. Çok başarılı ve ünlü bir sanatçı olarak yeni ve farklı müzisyenlere yardımcı olmak sana ne hissettiriyor? Bu kadar meşhursun, en yukarıda sen varsın, hep tepelerdesin ama genç insanlara da yardımcı olursun. İnanılmaz güzel. Güzel bir kalp var değil mi onlara? Evet. Evet, ben biliyorum. Yani ben onu hissettim çünkü. Genç müzisyen olarak. Çünkü benim repertuarım öyle zengin ki öyle bir saygı, o repertuarda öyle bir saygı olması lazım ki o repertuar ben Allah korusun vefat edersem o repertuar devam etmesi lazım. Çünkü öyle çok güzel şarkılar var ki öyle çok o melodiler, o melodinin altındaki akorlar öyle çok onun üzerine tez yazılır yani. Öyle güzel ki anlatamam size. Peki müzikal anlamda arayışının tamamlanma sürecinin hiç bitmeyeceğini söyleyebilir misin?
ne kadar çok başarı kazanırsan kazan, hep yeniden üretmek, hep yeniden üretmek. O kişiselliğin içinde artık yani. Evet. O ilk başta. O yaşamak aslında, evet, üretmek değil, evet, değil mi? Öyle, evet, yaşıyor. Evet. Yani. Oksijen öyle yaşıyorsun gibi. Sen. O yıllarda aşık olduğun bir müzisyen çok talihsiz bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybediyor. Bu kazayla birlikte hayatın tekrar büyük bir değişime giriyor. Aradan çok zaman geçmeden biraz kendine gelmeye başlamışken bu defa yıllar önce aşk yaşadığın ve birlikte albümler kaydettiğiniz müzisyen bir kaza, o da elin bir kaza sonucu hayatını kaybediyor. Bu iki kayıp seni çok derinden etkiliyor. Hatta neredeyse sesini kaybedecek noktaya geliyorsun. Tedavi için doktora gittiğinde sorunun ses tellerinde değil, psikolojik durumunda olduğunu anlıyorsun. Arka arkaya çok ağır kayıplar, taşınması çok zor yükler. Ne hissediyorsun, nasıl toparlanacaksın? Kişiselliğini. Yani. Yani. 4 yaşındaki o küçük kız halen içinde vardır. Ben bunu yapacağım, ben şunu yapmak istiyorum diye o onu kurtaracak. Ben gerçekten buna inanıyorum. Yani bir insan olarak hasta olduğunda, hastaneye alınırsan, iyileşme bence de bazen de kişiselliğine de bağlı diye inanıyorum. Bunca ağır yükten kaldırılması zor, ağır yükten sonra tekrar müziğe dönmek mümkün olacak mı? Evet, olacak, evet, diyorsun sen. Evet. Galiba burada işte müziğin iyileştirici yanından söz etmek lazım ama tabii müzikle iyileşmek başka, o müziği üreten kişiden bahsediyoruz aslında burada. Kişinin kendisine, hı, de bir faydası var değil mi? Onu, hı hı, söylemek lazım. Evet. Müziğe ve şarkılara olan sıkı bağlılığın sonucunda bu durumdan da sıyrılıp kendini iyileştiriyor ve 6 ay sonra kaldığın yerden devam ediyorsun. Artık daha hüzünlü ve derin şarkılar yapmaya başlıyorsun. Bu sefer yeni bir albüm daha kaydediyor, konserler veriyorsun. Durumu atlattıktan sonra ya da atlatmış göründükten sonra 90'lı yılların sonuna doğru bir evlilik daha yapıyorsun. 2000'lerde çıkardığın albümlerle müzik piyasasında büyük değişimler yaratıyor ve yeni başarılara imza atıyorsun. Ve sonunda 2016 yılında verdiğin bir konserle 40 yıllık sahne hayatına veda ediyorsun. Hı hı. Geriye dönüp baktığında kariyerini nasıl özetlersin? Umarım hiçbir şeyden pişman olmam. Onu derim. Hiç? Hiçbir şeyden pişman olmam umarımla. Yani, hı, geri baktığımda... Tamam, belki birkaç kere düşmüşümdür. Çok üzüntü yaşamışımdır. Pişman değilim mi diyorsun? Evet. Evet. Çünkü yani inanılmaz en güzel yaratılmış şarkı bence oğlu zaten. Değil mi? Evet. Ondan sonra başka yardım ettiği müzisyenler, yani desteklediği müsyenler. Ve repertuar, kendi repertuarı. Ve ya öyle. Peki, senin, seyircimizin, herkesin kim olduğunu çoktan anladığı, ha, bu şahane hanımefendiyi karşılayalım mı? Evet. Sesini de dinleyeceğiz biraz, sonra, ha, devam edeceğiz. Sağ, efendim, olun. Geliyor. Sezen Aksu tabii ki. İlk defa, evet, bir, evet, şeyimizin ismini söyleme gereği bile duymaz. Herhalde herkes ekran başında çoktan söylemişti. Evet. Çok seviyorsun değil mi Sezen Aksu'yu sen de? Sen de bir, evet, şarkıyı söyledin galiba, evet, değil mi? Evet, ben de bir şarkı söylüyorum. Ve ne kadar hayatımın, kariyerimin adımları aldığımda daha çok şarkıları anlamaya başlıyorum. Hmm. Evet. İlerledikçe zaman, değil mi? Evet, acılar yani.
Sezen'in şarkıları zaten çok uzun ömürlü bu sebeple. Evet. Yeniden anlıyoruz, zaman içerisinde yeniden anlıyoruz, yeniden kavruyoruz. Şarkı yeniden yenileniyor sürekli. Evet. Ben de isterdim yani, diyelim ki ben 75 yaşında olursam inşallah, yeni nesil benim şarkılarımı söylerse çok sevinirim. Tabii. Sen niye Gülümse'yi seçmiştin söylemek için? Ben evde onu hep söylerdim kendime. Çok mu seviyorsun onu? Evet. Başka sevdiğin kedim şarkıları var mı? Kedime söylerdim. Bir kedi bil. Kendime hep söylerdim. Ondan sonra, ondan sonra nasıl söylerim biliyor musunuz? Bir kere bir Ankara'da CSO salonda bir konser verdik. CSO'du değil mi? Evet, akustiği. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Evet, akustiği benim müzik için hiç iyi değil. Öyle mi? Evet. Büyük tiyatronun neredeki? Yuvarlak, biliyorsunuz değil mi? Evet, evet. Biz konseri iki kere durdurduk bu problemin yüzünden, akustiğinden. Çünkü cam kullanıldı, o yani hiç iyi değil. Ve artık ikinci kez sahne çıkınca, üçüncü kesini çıkınca, çünkü insanlar bağırmaya başladılar. Yani duymuyoruz işte, çok kötü bir şeydi. Ondan sonra farkına vardım ki biz full grupla çalmamamız lazım. İlk ben çaldım ama ne çalacağımı şaşırdım. Orada dedim ki akorları herhalde biliyorum çünkü evde çalıyorum. Orada ilk çaldım. Ağlayarak biraz çaldım çünkü o seyirci de bilmediği şey, iki gün önce hastanelik olmuştu İstanbul'da ve öyle harbiye yapmıştım, harbiye açık hava. Ondan sonra CSO'da insanlar bağırınca artık o üzüntülü ağlar yorgunluktan orada ağlamaya başladım, bu şarkıyı söyledim. Ama orada bütün seyirciler beraber söyledi ve hayatımın en güzel konseri olabilir. Öyle bir şey oldu ama Sezen Aksu'nun şarkıyı Sezen'le herkes tanıştı. Daha tanışmadan anınız olmuş beraber. Bizim ne anılarımız var da bitse. Evet. Peki biraz şeyden bahsedeyim. Sezen Aksu'yu anlatmaya tabii ki programlar, günler yetmez. Müzik tarihimizin en önemli kilometre taşlarından biri, namı diğer Minik Serçe. Bugüne kadar dünya genelinde 40 milyondan fazla albüm sattı. Hepimizin hayatına dokunan şarkılarıyla yaşayan bir efsane. Karsu, Sezen Aksu'nun 6. olduğu yarışmada kimin birinci olduğunu merak ediyor musun? Evet, evet. Demin sizi şey yapmak istemiyorum ya. Nilüfer birinci olmuş. Okey. Jüride de kim varmış biliyor musun? Yok. Ajda Pekkan. Jüri başkanıymış yani, jüride varmıştan öte. Sezen Aksu'yu çok sevgiyle, özlemle selamlıyoruz. Çünkü hepimizin hayatına dokunmuşluğu vardır. Evet. Olağanüstü şarkıları. Kesinlikle. Şiirleriyle, artık şarkı sözü demekte zorlanıyorum. Hollanda'da ona da. Bence şiir. Evet. Her yerde. Hollanda'da da çok. Evet, yani Şımarık Gens yazdı biliyorum. Evet. Yani Türkiye'de Sertab Erener kazandığı Eurovision'daki şarkıyı kendisi yazdı. Evet. Nişanlım da artık çok iyi tanıyor. O da biraz söylemeye orada başladı. Orada Türkçe öğreniyor. Evet. Güzel. Sen ondan ilham aldığını söylemişsin bir yerde. Doğru mu bu? Hangi sanatçı ilham almaz? Almaz değil mi? Evet. Sezen'de. Yani, evet. Peki sence şeyin, Sezen Aksu'nun sırrı ne? Bu kadar herhalde çok az dünyada sanatçının bu kadar çok hit şarkısı vardır. Bence karakteri. Karakteri? Evet. Küçükken beri dedik ya işte, bazen diyorlar ah bu çocuk bundan, bu çocuktan şey olacak işte, ne bileyim. Çok özel birisi. Evet. Evet, bence karakter. Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Ela Uca Sığmaz bir serçeden bahsediyoruz. Ve çok kişi güzel şarkı yazabilir. Çok güzel, çok kişi çok güzel sesi vardır. Söyleyebilir. Ama karakterin de olması lazım ve kendi yoluna devam etmen lazım. Otantik, ilk başta da konuştuk ya. Evet. Sezen Aksu başka birisi de yok yani onun için. Bir tanecik. Evet. Aşk mı kariyer mi? Aşk. Kesinlikle aşk. Vay. Tabii. Çok çok güzel. Çok güzel. Pat diye söyledin. Aşk mı kariyer mi? Siz? Aşk. İkisini bir arada tercih ederim. No, seçmeniz ben. Lazım. Burada soruları ben sorarım. Bir kere ben bir program sunacağım. Sadece sizi davet etmek için, ben sormak, soru sormak için. Tabii ki aşk. Ya, tabii okay. ki aşk. Senin de çok yönlü bir kişiliğin var. Onu neye borçlusun? Neyin kişiliği? Çok yönlü kişilik. Zengin bir kişiliğin var. Evet. Neye borçlusun onu? Nereden? Kaynağı nereden geliyor? Genetik olarak annem ve babam.
Aynen. İkisi de yani ne ikisi de gerçekten çok aşırı çalışıyorlar. Çoğu şeyde sorar. İşte yeteneğin nereden? Yani yetenek olarak şeye bakıyor insanlar. İşte ne gırtlağı, sesin. Hmm. Ama yetenek de bazen şeydir. Mesela annem babam sahnede durmaktan hiç korkmazlar. Büyük kişiselleri konuşmaya hiç korkmazlar. Medeni cesaret. Evet, medeni cesareti, özgüveni yüksek demek ki onların. Annem mesela, şimdi babam restorançılık çok yaptı ya, bazen akşamları evde yoktu. Evde olunca annem şey dedi, bu akşam sen kitap okuyacaksın. Annem her akşam kitap okurdu uyumadan önce çocuk olunca. Babam ne kitabı, atardı böyle kitapları. Yatağın üzerinde dururdu, bir varmış, bir yokmuş. Yani o tiyatro, evet babam zaten Hollanda'daki ilk Türk tiyatro babam açtı oyuncu olarak. Ve yani öyle yeteneklerini annemle babamla ve kendiliğimden ilk başa, bu röportajın ilk başlığıyla dönelim. Sorduğunuz karakterim, yani adımlarımı çok acele alırım ya, çok düşünmem. Bence onda da öyle. Çünkü mesela ben şu anda nişanlıma baktığımda bir adım atınca bütün opsiyonları masaya koyuyor. O biraz Hollandalı. Ben biraz böyle aman hallederim diye bazen adımlarını atıyorum. O ne iş yapıyor? Spor menajeri yapıyor. Spor menajeri. Evet. Hangi, futbol mu? Yok, kendisi kayakçıydı olimpiyatlarda. Şimdi kayakçılar yani ve Hollanda'da, ve futbol. Hollanda'da daha yok ama kayakçı var. Efendim? Hollanda'da daha yok. Evet. Ama kayakçı var. Evet, ben de yüzücüydüm. Onun için spor, özel bir spor okula gidiyorduk biz. Orada tanıştık. Orada 17 yıl önce. 17 yıl önce evet. Ve daha yeni nişanlısınız. Evet, evet. Sağlamcısın sen. Garanticisin yani. Garanti, evet. Evet, garanti. Hello. 17 yıldır tanıyorum, iyi çocuktur. Evet ama gerçek, evet. Yani iyi birisi olsun. Onun için evet. Aşk seçtim ya. Peki, tamam. Onun için evet, aşk dedim. Evet. Senin aşkın sağlam zaten. Yani o kariyerin de garanti altında. Peki, hayatta nelerden besleniyorsun en çok? Seni en aşk. Çok heyecan... Aşk. Bu aşk işi önemliymiş, ilginç. Çünkü yemek de bir aşk, müzik de bir aşk, nişanlın da aşk, değil mi? Eskiden şeye çok önem verirdim. Yani bir adım attığımda her şeyi istediğim gibi olması lazım. Perfect olması lazım. Mükemmeliyetçisin. İşte, evet, yani. Burada tatile gitmem lazım. En güzel yerde kalmam lazım. En güzel restoranda yemek istiyorum ki. Ama depremden sonra bir örnek verebilir miyim? Tabii. Mesela ilk önce evleneceğim bir gün. Düğünümü şurada istiyorum, bunlar olması lazım. Böyle çiçekler istiyorum, şu sandalyesi olması lazım. Özünle meşgul değildim. Dışarıdaki şeyle meşgul. Çoğu evli kişiden... Paketle, evet. Ambalajla meşguldüm. Ama depremden sonra daha çok farkına vardım ki hiçbir şey umurumda değil. Çiçek olmazsa olmazsa insanları istiyorum. Yani örnek alarak bir Ali halam vardı. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Kına gece o yapsın istedim. Hı-hı. O yok şimdi mesela. Yani en önemli şey insanlar, aşk. Gerek yok, alamayacağım. İnsanlar. Hı-hı. Akrabalarım, arkadaşlarım ve küçük şeyler. Evet. Yani hayatta şu anda küçük şeylerden de daha çok mutlu oluyorum. Mesela buraya gelirken bir arkamda bir çocuk vardı. Bazen çağırıyordu, bağırıyordu. İnsana rahatsız oluyordu. Baktım ki hep bana böyle sandalye arasında baktım. Gayet oynadık. İşte o peçetelerden uçaklar yaptık falan ama... O benim günümü öyle güzel yaptı ki yani hayatın en küçük şeylerde var bunun aslında. Evet. Hem yarışmada istediğin sonucu alamadın hem de plak çok az satıldı. Evet. Artık bu hayalden vazgeçme zamanı geldi. Hayır, mi? Devam şimdi devam. Mı? Tabii ki. Çünkü bunlar her şey tecrübe. Yeni bir plak daha çıkartıyorsun. Şarkılar birçok insan tarafından seviliyor ve ismin duyulmaya başlıyor. Dönemin ünlü söz yazarlarından biriyle bir araya gelip unutulmaz şarkılardan birine imza atıyorsunuz. Üst üste gelen çok başarılı albümlerin ardından 90'lı yılların başında bu defa yapımcı kimliğinle dinleyenlerin karşısına çıkıyorsun. Birlikte çalıştığın birçok genç müzisyenin o yıllarda büyük şöhrete ulaşmasında çok önemli bir rol üstleniyorsun. Çünkü benim repertuarım öyle zengin ki
Allah korusun vefat edersen o repertuar devam etmesi lazım. Hmm. Yani namı diğer minik serçe. Bugüne kadar dünya genelinde 40 milyondan fazla albüm sattı. Hı-hı. Hepimizin hayatına dokunan şarkılarıyla yaşayan bir efsane. Hayatta önem verdiğin her şey hep seninle kalsın. Teşekkür her şey gönlünce olsun. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Gayretin için de çok teşekkür ederim. Bence çok başarılı, özel bir sanatçısın. Umarım müzik hayatında, aşk hayatında, güzel ailenle de hiç eksilmeden hep çoğalarak yaşarsın. İnşallah. Sağ olun. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Çok merci. Sağ olun. Efendim önümüzdeki hafta yine empatiyle, yeni bir empatiyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Anneme küstüm tüm şehir.